videoda dünyanın en yaratıcı insanlarına bakacağız. Videodan önce kanala abone olmayı unutma. Yaratıcı olmayla alakalı çılgınca bir şey. Ne? Ana, o TikTok'un yazısı değil mi o? O TikTok'ta hani yazarız ya böyle yukarı. Ben onu normal hani editlenmiş yazı yazalım zannettim. Yapıştırmaymış. Dünyanın en ince sandviçini göreceksiniz şimdi. Bakın ne kadar ince kesti ekmeği. Bu kadar ince nasıl kesebiliyorsun ya? Nasıl kopmadı? Domates zaten zar gibi oldu. Yani şöyle kaldırsan arkasını görürsün. Sonra salatalık da bayağı ince. Dünyanın en ince materyali. Sonra ne geliyor sandviçe? Et herhalde. Dünyanın en ince eti. Abi demek ki bıçak da dünyanın en keskin bıçaklarından. Onları böyle ameliyat yapar gibi koyman lazım. Arkası görünen saydam bir tost yapmış oldun. Tostun kalınlığı şu kadar. Bak. Şu kadar. Yeni gözlükler yapıyor çünkü kendisininkini kırmış. Nasıl yapacaksın ya? Mercekleri aldın, çerçeve mi kırıldı? Herhalde gözlüğün çerçevesi kırılmış. Gerçi mercekte de biraz kırık var gibi ama bilemedim. Çerçeveyi nasıl yapacaksın ya? Sıcak silikonla. Olmaz ki yani silikon şöyle durabilir mi? Bence duramıyor olması lazım. Bakalım vardır bir iş. Sonunda kesin iyi bir şey çıkacak. Tamam şu an şey kulağın üstüne gelecek yerler, sapları. Bu arada böyle saydam gözlükler şu an moda. Yani gözlük modasında şu an bunlar moda. Ben de alacaktım saydam bir gözlük. Yakışmadı. Ben de almadım. Keşke yakışsaydı da modaya ayak uydurabilseydim. O ne, arkadan bantlı mı olacak ya? Ya hayır ya. Eskiden Sürahi nene vardı. Onun gibi olacak gözlük. Ya olmadı ama. Ama iş görür. Evet, müthiş bir gözlük. Bak araya da sopa koymuş, bak şimdi oldu, şimdi dik duruyor şöyle. Eğer gözlüğünüz kırıldıysa bu kadar uğraşmayın, gidin çerçeve alın ya. Dışarıda fırtına varken şu yaratıcı çözüme bakar mısınız? Abi çıkarmış eşyaları yıkıyor. Yani hazır işte su akıyor gökten, biz de madem ne yapalım eşyaları yıkayalım. Mantıklı değil mi? Yani illaki yıkanacaksa bence yağmur suyuyla da yıkanabilir. Bana mantıksız gelmiyor. Yani bedava su işte, havadan geliyor. Taşınma şirketinin taşıma şekline bakar mısınız ya? İki tane ipi gerdirmişler oradan. Koltukla oradan gönderiyorlar da. Hani mantıksız geliyor ama çalışıyor. Baktığın zaman koltuğa hiçbir sıkıntı olmadı. Bak ne güzel koltuk inişini yaptı. Düşününce şimdi ya iple böyle sarkıtacağız. Oradan işte onu göndereceğiz. Koyacak falan, mantıksız geliyor. Ama çalıştı. Bu adam kartonları parçalıyor. Ondan sonra böyle saçma sapan şekillerde geri yapıştırıyor. Ama duvara çevirip işte iyi bir açıyla gösterdiği zaman bir surat çıkıyor. Bunu nasıl yapıyor olabilirsin? Bak kartonları hani zannediyorsun ki random bir şekilde yapıştırıyor. Öylesine işte oraya yapıştırıyor, buraya yapıştırıyor. Mesela neyi nereye yapıştırması gerektiğini nasıl hesaplıyor? Çünkü belli bir açıyla oradan bir fotoğraf çıkması lazım. Nasıl çalışıyorsun ya? Tamam bak, küçük bir baykuş gördüm mesela orada. Ama ne çıkacağını anlamadım. Bu ne? Biri oturuyor. Ha, şey uçan uçuyor, birisi uçuyor. Tamam, süpürgeyle. Harry Potter gibi bir şey mi? Dreamworks mi? Ne bu? Bak arkada uçan bir şey var. Bence ama en iyisi bu. Saçma sapan bir şekil yapmış, bir çeviriyor duvarda Cristiano Ronaldo var. Şimdi dünyanın en detaylı tasarımını göreceksiniz. Tırnak tasarımı. Abi küçük, bakın şu kadarcık bir boyutu var. Ona mısır yapacak. Bak orada dokular falan, her şey hazır. Küçük küçük mısırın tanelerini teker teker üstüne takıyor. Sen bununla nasıl uğraşıyorsun ya? Şu an ben darlandım mesela. Hani oraya bir sıra koymuş olsaydım ben muhtemelen bırakırdım. Derdim ki ya bununla ne uğraşacağız? Üstündeki o iplerini bile yaptı. Bu da herhalde dışının o böyle bir kabı olur ya, o kabuğu. Abi her şey çok detaylı ya. Gerçekten senin sabrını alkışlıyorum. Dünyanın en sabırlı insanı. Kendisinin tam boyutlu portresini çizecekmiş. Tam olarak aynısı. Şu an iyi gidiyor. Şu an bayağı olmuş yani. Kendisiyle birebir aynı ya. Aynı boyda, aynı bakış, işte duruş falan. Çok gerçekçi yani. Mesela şunu koy öyle bir odaya. Odadan geçen birisi buna selam verir, geçer. Ha ne yaptın deyip geçerse yani, insan sanarsın. Minecraft Diamond. Bunu siz mi yaptınız acaba? Gerçek Minecraft'taki diamond işte. Böyle nasıl piksellendirdiniz onu anlamadım. Öyle küp şeklinde. Bu şimdi diamond böyle mi bulunuyor doğada? Tamam, böyle bir zımpara işlemleri falan var. Sonunda nasıl içi piksel piksel olacak ben onu anlamadım. Tamam dışının şekli verilir de içi piksel piksel ya. Zımparalama işlemleri falan var bir sürü. Şimdi bir ısıtıyor, bir şeylere yapıştırdı. Şu an ama içindeki pikselleri görüyorum. Parlatıyor galiba. Abi bildiğin bu oldu ya. Oyundaki şey oldu işte, diamond oldu. Son hali de bu şekilde. Ne kadar güzel. Yani normalde küptü ya bu. Böyle saçma sapan bir küptü. Şuna bak. El işçiliği böyle bir şey işte. 50'lerden 20'lere indi bu arada. Ona dikkat etmiştim. Bu arada 50'lerden 20'lere indi de o geri kalan 20 küsürler nerede? Yani bu kadar işlendikten sonra o parçalara ne oluyor? Örümcek ağı gibi bir şey diyor ama
Örümcek ağına bakın. Hiç böyle hani arkasında siyah bir şeyle rahat görebildiğim olmamıştı. Şu an çok rahat görebiliyorum. İşte ne kadar büyük bir sanat. Şuna bakar mısınız? Örümcek sanat yapmış ya. Abi niye aldın peki? Ya ağını niye aldın ya? Hayvan eve gelecek diyecek ki aha ev yok. Benim ev nerede? Şunların minikliğine bakar mısınız ya? Mini mini bir alışveriş poşeti yapmışlar Walmart'tan. Bak dondurma var, bilmem ne var, her şey var. Şu kadarcık nasıl yaptınız onu ya? Bayağı güzel bir kabak. Tamam, kabakla herhalde Halloween'a yakın bir şey mi yapacaksın? Böyle bir korkunç surat falan mı? Kabağın içi temizlendi. Tamam, bir şeyler çiziyor şu an. İnce ince bir şeylerle kesti. Noktalarla ne olacak acaba? Tamam, üstü de gitti. Aynen, noktalar falan var. Ne bu şimdi? Bunu sen mi yaptın? Bunu sen nasıl yapmış olabilirsin? Bu ne bu? Samuray mıdır nedir? Ronin miydi? Öyle bir şeyler sanki de. Abi çok iyi yaptın ya. Ben odamda %100 olmasını isterim yani bunun. Sanırım yeni bir girişim görüyoruz şu an. Abi bir şey yapmışlar böyle tahtalardan falan. Elinde bıçak var. Onları kapıştırıyorsunuz. Yani iki kişi herhalde, onu oynatan kişiye para veriyorsunuz. Oynuyorsunuz. Yenen parayı mı alıyor? Öyle bir şey. Ama çok zevkli görünmüyor mu? Yani nasıl aklına gelmiş olabilir? Kafadaki balonu patlatman lazım. Ben soldakini tutuyorum. Soldaki kesin alacak. Hadi. Olmadı ya. Neyse ama oyun güzel değil mi? Şirketin böyle bal kabakları diyor. Mercedes Benz diyor. Yine ne olduğunu hiç anlamadım. Ne ya bu? 3 6 Oha! Kabağın üstüne arabayı yapmışlar. Yukarıdaki yazıyı hiç anlamadım ama yani orada bir sanatsal bir şeyler yapılmış. Kendin yap telefon projeksiyon. Ampulle nasıl projeksiyon olabilir ya? Kutunun oraya ampul gibi kestin. Tamam. El iş kağıtlarıyla kapladın. Oraya öyle onu koydun. Su koydun içine ampulün. Sonra çizgi filmi açtım. Duvara yansıtıyor. Böyle biraz silik ama olur yani. Hani en azından evde çoluk çocuk falan varsa bence sever. Sokakta küçücük tuvale gidecek, şimdi o köprünün devamını çizecek. Ya bu nasıl bir şey ya? Küçücük kağıt, sadece kutu var bir tane elinde, sakız kutusu gibi. Oraya boyalarını dökmüş, kağıdını yapıştırmış. Sokağın devamını getirecek şimdi. Bakalım birebir oturacak mı? Şu an iyi gidiyor. Yani benim için bura bile yeterliydi. Bayağı köprünün... Bak manzara aynısı, insanları bile çizmiş ya. Ne diyebilirim ki? Hiçbir şey diyemem. Abi ne güzel bir ortam ya. Herhalde foto çekimleri var. Tamam. Yalnız ortam gerçekten hiç gerçek değil gibi ya. Müthiş bir yer. Neresi ki burası acaba? Oy, çıkan fotoğrafa bak. Sanki böyle bir yerden düştün gibi. Umarım hepimizin böyle fotoğraf çekebilen arkadaşı olur. Çünkü herkese lazım böyle iyi fotoğraf çeken. Evet gençler, bir videonun daha sonuna geldik. Dünyanın en yaratıcı insanlarına baktık. Eğer izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya, onu paramparça etmeyi unutmayın. Hepinizi bu kanallara da bekliyoruz. Hemen şimdi şu videoları izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.